Tekrar tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim kızım. Sizi ben götüreceğim. Gerek yok. Siz işkilisiniz. Bir taksiye biner gideriz biz. Aa, olur mu canım? Ne taksisi? Bizim şoför götürür sizi. Macide. Buyurun efendim. Söyle arabayı hazırlasınlar. Baş üstüne. Hoşça kal Nimet abla. Güle güle tatlım. Geleceğim evine. Ne olur kusura bakma. Her zaman bekleriz. Sizi de bıraksaydık. Yok. Ben daha oturuyorum, sonra kalkacağım. Tabii canım. Saat daha erken. Artık daha sık görüşeceğiz. Hadi bakalım. Ya. Mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Araba hazır efendim. Buyurun. Buyurun o zaman. Hoşça kalın. Lütfen rahatsız olmayın. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Baş başa bir kahve içeriz değil mi paşam? Tabii canım. Neden olmasın? Macide. Buyurun. Bize kahve söyle aşağıya. Baş üstü. Hadi canım, iyi geceler. Hiç hoşlanmıyorum bu kadından. Hangi kadından? Nimet Hanım'dan. Başka kim olacak? Yılan gibi bir şey. Şşt, çok ayıp. Ama öyle. Sürekli gözü senin üstünde. Bana da böyle üstten üstten bakıyor. Makbule, hiç hoşlanmam bu tarz konuşmalardan. Böyle kıskançlık durumlarına sinir olurum. Baştan söyleyeyim. Ama... Tabii birbirimizi daha yakından tanıyınca... sen de anlayacaksın böyle şeylerin beni ne kadar ters etkilediğini. Affedersin. Hadi canım, babanları bekletme. Yatarken ara. Ararım. İyi geceler. İyi geceler. Ay, kahvem bitsin kalkacağım, merak etmeyin. Yok canım, bana bakmayın siz. Ne güzel oturuyoruz. Yok yok, gideyim. Hiç oturma, eve bırakacaksın beni. O kadar uzak değil nasıl olsa, bırakırsın değil mi? Bu saatte taksilere bindirme beni. Bırakırım, hadi kalk o zaman. Ah, hem de şu yıldırım aşk hikayesini başından bir dinleyeyim. Hadi sen yat baba, ben bırakıp gelirim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yeni yaşınızda, yeni gelininizde hayırlı uğurlu olsun. Her şey için teşekkür ederim. Çok güzel bir gece organize ettiniz. Sonu bana da sürpriz oldu ama güzel bir geceydi, evet. Hadi. Dikkatli kullan. Tamam. Tekrar iyi geceler. Güle güle. Kenan? Bu gece de çalışacağım değil mi lütfen? Çalışmayı düşünüyordum. Yarın ben gidiyorum. 3 gün yokum. Tamam. Geliyorum birazdan. Uzatmaya gerek yok. Yaza kadar yaparız düğünü değil mi baba? Acelen ne kızım? Dur biraz, tanıyın birbirinizi. Tanıyorum ben onu. Buram'dan tanıyorum. Bebek doğmadan taşınmış olurum bu evden. Sen de rahat rahat hazırlarsın odasını bebeğinin. Hayırlısı. Senin için en iyisi neyse o olsun. Çekmeceye para bıraktım. Ekstra bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, kartla da yollarım hemen. Tamam. Lamia, lütfen bir şeye ihtiyacın olursa ara, olur mu? Teşekkür ederim ama gerek olmaz.
Zaten dönüyorsunuz birkaç gün sonra. Ama aklında bulunsun. Ne olur ne olmaz. Peki, teşekkür ederim. Sonra ben yokken lütfen ben buradaymışım gibi hareket edilsin. Bu konuda da anlaştık mı Makbule? Niye böyle söylüyorsun baba? Ne yapacağım ki? Bilmem artık. Senin bu aralar ayakların biraz yerden yukarıda. Üzme beni. Hep üzüyorum seni değil mi? Şu olayda bile mutlu olamadın nedense. Bak şimdi. Ben ne diyorum ne anlıyorsun? Yok yok valla. Keyfimi kaçırmak için ne mümkünse söyledin. Gönül rızasıyla bakamadın bu işe. Baştan beri endişeleniyordun. Güvenmiyordun Cemil'e. Belki de paşa gelini olmaya yakıştıramıyordun beni. Gerçekten saçmalıyorsun sen. Bak ben haklı çıktım gördün mü? Cemil'e güvenmekle haklı çıktım. Beni mahcup etmedi. Size karşı en azından. Makbule, baban öyle demek istemedi. Bak. Tamam Lamia. Sen de ondan geri kalmadın yani. Hiç inanmadın Cemil'in beni istediğine. Yalan mı? Şu konuşmalarınla bile benim ne kadar haklı olduğumu ispat ettim. İnşallah en yakın zamanda kendini toparlarsın. Makul bir şekilde. Cemil beni seviyor. Biz nişanlandık. Artık herkes inansın buna. Niye o kızla birliktesin? Şimdi bana gerçeği söyledi. Sana inat olsun diye. Sen Namık'la birlikte olunca kıskandım. Yalancı. Ne zaman dönüyor sevgilin Londra'dan? Hafta sonuna kadar oradalarmış. Prenses Cavidan'la gidiyor. Lafı değiştirme şimdi Makbule'yi konuşuyoruz. Hiçbir şey konuşmayalım. Ben bu işin aslını nasıl olsa öğrenirim bak. Onun için adam gibi sen söyle istersen. Makbule'den gerçekten hoşlandığıma niye inanmıyorsun? Doğru değil çünkü. Doğru. Sadık bir kadın bir kere. Beni de deli gibi seviyor. Hiçbir çıkarı yok bu sevgiden. Babanın serveti ne oluyor? Bu kız bunu hiç düşünmüyor mu sanıyorsun? Kafalarınız aynı şekilde çalışmıyor. Makbule gerçekten pırıl pırıl bir genç kadın. Bu kızla neden evlenmek istediğini bana söyleyeceksin Cemil. Bunu bilmeye hakkım var. Seninle olan ilişkim yüzünden kocam öldü, hatırlatırım. Seninle olan ilişkim yüzünden rezil oldum. Zor toparlandım. Bana evlenme teklif ettin. Sonra vazgeçtin. Şimdi bu kızın neden istediğini bilmeye hakkım var. Bir şey varsa nasıl olsa öğrenirim diyorsun. Tamam. Varsa öğren. Ne yapayım? Ama yok. Konuşarak çok vakit kaybediyoruz.